İşte busun sen değil mi Harun Yakar? Bu kadarsınız değil mi lan siz? Anca böyle durdurursunuz beni. Ne oldu? Ödünüz karıştı değil mi hesabınızı keseceğim diye ha? Konuş konuş Harun Yakar. Demedi değil mi lan duruşma salonunda karşıma çıkmaya ha? Çıksana duruşma salonunda karşıma. Ha? Çıkamazsın işte çünkü sen busun. Anca silah doğrultursun. Anca böyle yaparsın işte çünkü sen bu kadarsın. Ya bir sus be. Bir sus ya. Ulan dünyadan haberin yok senin be. Babanı içeride az daha keseceklerdi, haberin var mı? Kim engel oldu? Ha? Haberin yok tabii. O beğenmediğin Harun Yakar. 5 yıldır içeride eli babanın üstünde. Haberin var mı? O olmasaydı çoktan harcamışlardı babanı. Tamam. Saydın, sövdün. Anladık, haklısın. Canını yaktı. Mahkemede seni gibi ortada bıraktı. Sattı seni. Ama bu adam o günden beri acı çekiyor oğlum ya. Acı çekiyor. Ulan her şeyi en ince ayrıntısına kadar gören şu gözlerin var ya. Senin için ta o zamandan beri seni korumak için uğraşan adamı görmüyor. Seni kardeşi gibi seviyor bu olay ya. Benim onu sevdiğim gibi. Anladın? Kardeş kardeşe vurur. Tamam. Ama kardeş kardeşin kalbini kırmaz. Sen de artık kırma abinin kalbini be. Ha? Buyurun Fecir Bey. İstediğiniz gibi. Hakikaten çok iyi iş çıkarttın ha Harun Yakar. Eline sağlık. Bundan sonrasını ben hallederim. Rahatınıza bakın siz. Bu gazeteciler ne kadar şerefsiz değil mi ya Umut kardeş? Harbi acımasızlar ha. Hemen manşet çıkmışlar. Katil adamın katil oğlu diye. Senden bahsediyor ha. Ya vallahi şerefsizlik. Hiç yakıştıramıyorum bunlara ha. Ama olsun sen kötü düşünme. En azından televizyona çıktın. Millet seni tanıyor. Ünlü bir katil oldun. Gerçi sen televizyona başka bir şekilde çıkmak istiyorsun değil mi? Böyle belge melge. Böyle dayı dayı konuşuyordun ha. Atar yapıyordun. Nasıl geldin karşıma böcek gibi? Dayılanıyordun ha kardeş. Hı? Şş Fecir. Ne oldu şimdi ya? Şimdi geçtin karşıma böyle. Böcek gibi ha? Ezeyim mi lan seni böcek gibi? Ha? Nerede lan? Nerede? Bak. Bak hele bak. Sen yıllarca çalış, didin. Koskocaman imparatorluk kur ha. Savaş, yen, yenil, kazan. Gelsin adam böyle gibi bir şeyin içine. Bütün hayatını sıdırsın ha. Vallahi gücüme gidiyor ha. Vallahi zoruma gidiyor. Evet Harun Yakar. Bu kardeş bu belleği kopyalama ihtimali var mı? Yazılım var, kopyalanamaz. Güzel. Peki biz bu arkadaşın aklındaki yazılımı ne yapacağız? He? Tamam onu da ben hallederim. Yorulmayın. Onu da ben halledeyim. Avukat! Bak birini örnek alacaksan bu adamı örnek al lan. Bak avukat gör lan.
Lan sen kimsin lan dünkü? Şeytan nasıl yeneceksin? He? Sen Harun Yakar'ı nasıl yeneceksin? Sen rahat ol Pecir. Bugün beni satan yarın seni satar. Ama ben ona kalmadan seni içeri sokacağım, merak etme. Lan sen... Sessiz olun, babam arıyor. Efendim baba? Harun. Oğlum sen bu Umut yüzünden bana bile küstün. Şimdi getirip Fecir'in kucağına mı atıyorsun ya? Delirdin mi? Kardeşlik abi. Ya tamam baba, tamam. Ben alacağım belge melge her şeyi. Umut ne olacak? Kapatıyorum şimdi, arayacağım seni. Tamam. Ne oldu Fecir? Uykularınız mı kaçıyor? Ha? Rüyanızda da görüyor musunuz beni? Sen ne anlatıyorsun lan gerizekalı? Ha? Ne diyorsun oğlum? Lan benim babam en azından beni hatırlıyor. Senin baban? Tık yok. Kafa kontak. Ben adamın yanına gittim. Umut dedim ya işte. He? Oğlun lan. Lan insan evladını hatırlamaz mı? Yok. Dayı da tık yok. Lan sen nasıl benim babamın yanına gidiyorsun lan şerefsiz? Otur lan yerine. Oğlum babanı iliksiz mi bırakalım lan? Buna da ilik yaramıyor ha. Lan adamla ilgilenemiyorsun, biz ilgileniyoruz. Onu da istemiyorum. Ulan bana bak. Babamın kılına zarar gelsin. He? Kılına mı zarar gelirse? Oğlum adamın kılı mı kalmış lan? Tüy gibi olmuş adam. Vallahi perişan halde ha. Kahrından ölüyor içeride. Bitmiş. Sen nasıl bir insansın lan? He? Ulan hiç mi şeref yok, hiç mi haysiyet yok lan sende? Sen nasıl bir lan? He? Ya vallahi, vallahi terbiyesiz ha. Vallahi şerefsiz bir adam olmuşsun. Babası katil matil ama vallahi kalender adam. Bunun gibi ağzı bozuk değil. Gittim yanına. Şimdi adam unutuyor ya amca. Ona anlattım. Gencecik kızı nasıl katlettiğini. Vallahi çok üzüldü adam. Kahroldu. En son bıraktığında sefil bir haldeydi. Hani senin gibi böyle sefil. Sefilleri size he. Lan senden büyük sefil mi var lan? He? Ne yapıyorsan babanın arkasına saklanıp yapmıyor musun lan? He? Benim babam beni tanımıyor ama her yanına gittiğimde bana sevgisini hissettiriyor. Sen babanın yanına gittiğinde ne oluyor? He? Ulan sen kız kardeşinin de babanın da en büyük utancısın, utancı. Sen sizin ailenize gelmiş en büyük felaketsin Fecir. İçeri atacağım seni. Ve dört duvar arasında bir ömür boyu beni düşünerek çürüyeceksin. Anladın mı? Bunları düşün bence. Fecir saçmalama. Çekil lan! Çekil! Vallahi kafanı ispatlatırım ha! Geri bas. Ben ne yapacağım biliyor musun Umut kardeş? Seni kendimden önce çürümeye bırakacağım. Sonra babanı senin yanına göndereceğim. Bak, sana yemin olsun. Bu ayetteki her şeyi unutayım. Bu onu asla unutmayacağım lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.